Hulusi Türkiye'de ben şunu sormak istiyorum. İsrail Evet. bugün Dahiye'yi yine vurdu ve görüntülerini paylaştı. Dehşet verici İşte görüntüler Mesut ekrana Hoca'nın geliyor dediği şey. şimdi. Ya Fulya öncesinde vuracağız dedi İsrail ama Dahiye'den geriye ne kaldı? Sivil ayırt etmeksizin vurulan bölgede neler yaşanıyor Fulya? Görüntüler de çok korkunç. Yani bunları da yorumlamak lazım. Evet, Dahiye'nin vurulma anlarında evet, kayıttaydık o esnada. Fulya, kameraman arkadaşım Evet. Yasin Kamaloğlu'yla beraber Dahiye vurulurken o anları kayıt altına aldık. Zaten şu anda da Dahiye'yi görebildiğimiz bir noktadayız. Yine tepe bir noktadayız. Çok vuruldu bugün. Ondan fazla hava saldırısı düzenlendi. Bak bir tane Evet, yine daha komple önce çıkıyor. uyarı yaptılar Burada. vurmadan önce. Ama 3 nokta için uyarı Ama yapıldı. bu Ama birçok noktayı AK-82 da bombası ya da uyarmadan başka vurdular. yüksek Hani tahliye tahribatlı bomba. demeden, herhangi bir uyarı Şimdi hocam bir açıklamadan Fulya vurdular. anlatsın sizi Ve değerlendirteceğim bugün görüntüleri. yaptıkları saldırılar gerçekten çok büyük Aynen saldırılardı. katılıyorum. Görüntülerini de paylaştılar o saldırının. İsrail ordu sözcüsü paylaştı. Bir yandan onlar o havadan görüntüleri paylaştılar. O siyah beyaz görüntüleri belki şu an ekrana Uçaktan getiriyorsunuzdur. alınmış Biz de o. buradan şu an hemen arkamdaki Dahiye bölgesinden o patlama anlarının hem sesini duyduk hem de görüntülerini kayıt altına aldık. Fulya 3 nokta için uyarı verdiler. İşte şu yine o daha önce de paylaştıkları gibi haritaları paylaştılar. Şu binadan çıkın, şu bölgeden çıkın, vuracağız dediler. Evet, paylaştıkları o haritalardaki o binalar vuruldu ama onun dışında Yani birçok her binada zaman. yerle bir edildi. Hem savaş uçaklarının sesini duyduk biz buradan hem de SİHA'larla da atışlar yapıldı. Dipten vurdu. Yani o tahliye emri verdikleri, boşaltın, çıkın dedikleri, uyarı yaptıkları yerlerin dışında da birçok nokta vuruldu. Ve son birkaç gündür açıkçası yani bir süredir sakindi Dahiye bölgesi, Beyrut'un güneyi. Ama bugün o sakinlik, sessizlik yerini bomba seslerine bıraktı. Savaş uçaklarını biz 3-4 kere duyduk buradan ve o büyük patlamaları gördük. Aynı zamanda zaman zaman çok daha küçük patlamalar oldu. O saldırılarda SİHA'larla yapılmıştı. Ve İsrail ordu sözcüsü dedi ki bugünkü bu Dahiye bölgesine yapılan saldırılarla ilgili IDF Beyrut'un güney banliyösündeki silah depolarına, Hizbullah'ın Burada silah silah falan depolarına yok ve ya. Hizbullah karargahlarına baskınlar düzenledi. Savaş Gelmedi. uçaklarıyla yapıldığını duyurdu. Birçok silah deposuna ve Hizbullah'ın istihbarat karargahına saldırılar düzenlediklerini duyurdular. İsrail ordu sözcüsü. Yani vurduğumuz yerlerin hepsi Hizbullah'ın istihbarat karargahıydı. Peki ne Hizbullah'a ait silah istihbaratlar depolarının burada? olduğu bölümlerdi. Yine Nerede istihbarat? saldırılarına bu gerekçe sundular ve çok gerçekten büyük bir saldırıydı Fulya. Şu an hani bölgeyi de gösterelim isterseniz. Yani Olur. şöyle full ekran arkadaşlarım belki verecektir Dahiye bölgesini. Şu an için hani duman yükselmiyor. Sağda şöyle bir Yasin Kamaloğlu ekrana getiriyor. Bölgeyi simsiyah tabii. Yani şu an karanlık. Zaten çok uzun zamandır artık karanlık. Hem artık insan da bölgede kalmadı diyebiliriz. Ama bir yandan da yine Mesele bu zaten. Hizbullah mensupları içeride. İşte Hizbullah mensuplarının yakınları var ama hiç çıkmayan, Hizbullah'la ilgisi olmayan insanlar da var. Gidecek bir yeri olmayıp da hani evimden çıkmayacağım diyenler de var, az da olsa sayıları. Bugün Dahiye'deki saldırıya ilişkin can kaybı veya yaralanan var mı? Bu konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi ama akşam saatlerinde Lübnan Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Son 2 günde 36 kişi hayatını kaybetti. 204 kişi yaralandı dedi Lübnan Sağlık Bakanlığı. Son 2 günün bilançosunu verdi. Güneyde 11 kişi hayatını kaybetti. 95 kişi yaralandı. Nebatiye'de ki Lübnan'ın güneyi en güneyi diyebileceğimiz bölge. Nebatiye'de 23 kişi hayatını kaybetti bu son 2 günde. 93 kişi yaralandı. Beka bölgesinde 1 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi yaralandı. Baalbek'te 1 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Toplamda son 2 günde 36 can kaybı var Lübnan'da. Binaları 204 kişi de anlatayım ben. yaralandı İsrail saldırıları Evet. sonucu. Bakın saydığım yerler Beka dediğimiz bölge Beyrut'un daha doğusundaki, daha yukarısındaki bir kısımdır. Yani kuzeyde Baalbek denilen bölge güneyden çok uzakta bir nokta. Yani kuzey
Beyrut ve Güney, Lübnan'ın güneyi vuruldu. Son iki günde de 36 kişi hayatını kaybetti. İşte yine o benzer görüntüler geldi yani bugün Beyrut'tan, Dahiye bölgesinden. Ondan fazla hava saldırısı düzenlendi Fulya. Ve çok büyük, çok şiddetli patlamalar duyduk Beyrut'ta. Evet, ben Mesut hocamı zaten daha tutamayacağım. O kendisi değerlendirmek istiyor. Hocam nasıl değerlendirirsiniz şimdi bu görüntüleri? Fulya, ne görüyoruz? Nasıl bir saldırı? Ne kullanılıyor? Aslında bu faciayı canlı canlı anlatıyor bir aydır orada. Evet. Bakın bir aydır Lübnan'da çok karargah buluyoruz. Çıkartıyor Fulya Öztürk ve kamera. Her gün karargah. Bu kadar çok karargah olmaz bir örgütün. Yani. Doğru mu? Burada görüldüğü gibi bakın yerleşim yerleri. Hocam vallahi çok önemli bir şey söylediniz. Sürekli işte karargah vuruyoruz, bir şey vuruyoruz diye. Dünyada hiç bu kadar karargah olan bir ortada dahiye kalmadı. Ama her yer istihbarat yeri. Şimdi burada bakın yavaş yavaş gördünüz mü? Bina Aldı komple yapıyor gidiyor. Yani karargah bu önüne gelen bir şey. Yani koskoca bir karargahı yani betondan yapılmış bir harp karargahını yok etmek için kullanılan çok özel bombalar. Burada insanın yaşaması mümkün değil. Çünkü neden? Bütün bina komple çıkıyor ve yerin altına giriyor insan. Hocam bu kullandıkları bombalar şey mi? Füzeler. Gazze'de de aynılarını Aynısı. Kullandılar. Yani bu binaları komple götürdü. Komple Gazze. Bakın çökertti. Bir defa burayı komple boşalttı. Zaten önce diyorlar ki burayı Fulya bir boşalttı. Şey söylüyor hocam. Buyurun. Buyurun. Buyur Fulya'cığım. Çok özür dilerim. Asla hocamı bölmek istemezdim ama Hizbullah'tan yeni bir açıklama ve çok uzun bir açıklama geldi. Bugün yaptıkları saldırı, bugün yaptıkları o nokta nokta saat saat belirttikleri saldırıların derli toplu uzunca bir açıklamasını yayınladılar Fulya. 25 maddede saat saat daha derli toplu bir açıklama geldi. Yani şöyle 25 saldırı yapılmış toplamda. Hemen size göstereceğim. Bu 200 roket deniliyordu ya, İsrail tarafı bunu açıkladı tabii. Hizbullah tarafından roket sayısı yok ama yaptıkları saldırının sayısı var. Şöyle bak, çok uzun bir açıklama geldi. Şimdi şu an Fulya şöyle baştan başlıyorum. Bir diye şöyle görüyorsunuzdur. Çok uzun derli toplu bugünün aslında özetini yaptılar. Şimdi attılar. Bakın saat saat kaçta, nerede saldırı yapılmış bunu Hangi açıkladılar. Hangi koordinatları vurdular? 23, 24, 25. 25 saldırı. Hizbullah bugün İsrail'e 25 defa vurdu. Toplamda da 200'den fazla roket atıldı İsrail tarafına. Ve bu arada Fulya şunu da belirtmek isterim ki onu da açıklayayım. Saldırıları konuşurken siz bugün hemen söyleyeceğim. Lübnanlı bir saha kaynağının Rus resmi haber ajansına verdiği bir bilgi var. Bu önemli. Hocam buradan devam edecektir belki. İsrail Hava Kuvvetleri Güney Lübnan'da Argub bölgesinde Kefir Hamam yerleşimine fosfor bombaları attı dedi. Ve kaynak olarak yani İsrail ordusuna ait uçaklar Güney Lübnan'ın Argub bölgesindeki Kefir Hamam yerleşimine fosfor bombalarıyla saldırdığını açıkladı. Lübnanlı bir isim Rus resmi haber ajansına yaptı bugün. Yani fosfor bombaları Gazze'de de kullanılan yasaklı bombalar. Evet. Fulya'nın bugün anlattığı 11'den fazla saldırı saydık dedi. Eğer 4 uçak gidiyorsa 40 sorti yapar bu. Yani her sortide 5 ton bomba taşıdığına göre bir tayyare 200 ton bomba atıldı. Bunlar 200 füze attılar. Bunlar 200 ton bomba attılar. Bakın bir tane bombanın bir tanesi gördüğünüz gibi komple bir binayı, en az bu 10 katlı binayı yerle bir ediyor. Onun içerisinde insan yaşaması mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü betonu... Yani yerin derinine de nüfuz ediyor değil mi? İki defa patlıyor. Yatağı yerin dibine kadar iki defa patladığı için bakın binayı ayakta tutan çelikle betonun içerisindeki karışımıdır. O yüksek ısı onu hamur haline getiriyor. Pelte gibi bütün bina komple çekiyor. Gördünüz mü? Bir tane adam buradan kaçtı demin motorla. Görüyor çünkü gidişatı ve yangın da çıkarıyor gördüğünüz gibi. Burada bir, burayı boşaltmak. İki, korkutmak insanları. Üç, kitlesel göç.
Şimdi ilk bu bombardıman başladığında Birleşmiş Milletler 1 milyon insan demişti. Nereye? Beka Vadisi'ne göre sürüyorlar buraları. Hizbullah kademeli olarak geri çekiliyor. Yani Suriye'den de geri çekiliyor. Gazze'de uyguladığı taktiği mi uyguluyor hocam? Aynen. Bu yeni bir Gazze. Ama yavaş yavaş yapıyor. Zaten İsrail Bakanı da öyle Gazze'yi de üçe bölüyor. Yavaş yavaş işgal edeceğiz diyor. Bu burada bakın motorlu kaçıyor burada. Gördünüz mü? Gördü adam uçağın geldiğini. Sesinden anlıyor. Yüksek irtifadan. Bu Sine çekimi. Yani pilot attıktan sonra diğer koldaki adam veya uçağın kendisi vurduğu hedefi görüyor. Çünkü tayyare kalktıktan sonra İsrail vatanından buraya girmesi 4 dakika bile değil. Zaten bunlar hedefler belirlenmiş. Bir yıkıyorlar. Ve dozer gibi. Bir zamanlar dozerle yıktıkları yerlerde burada uçaklarla yıkıyorlar. Şimdi burada asıl meselene eğer bir harita görürsek oradan söyleyeceğim. Siz burada, anlatın hocam. Buradaki insanları yukarıya çekiyorlar. Nereye çekiyorlar biliyor musunuz? Halep'e. Çünkü Hizbullah burada çok yoğun. Bakın söylüyorum. İsrail bundan sonra Halep'i vuracak. Ve İran'ın da orada bir takım hesapları var. Türkiye'ye doğru yaklaşıyor. O yüzden Cumhurbaşkanı evet. diyor artık bize geliyor. Doğru. Ve şunu söyleyeyim. Eğer Fulya kardeşimizin söylediği bilgi TAS Ajansı'na verildiği doğruysa fosfor bombası kullanmak en büyük savaş suçlarından bir tanesi. Niçin? Bu bomba insanı yakıyor ve eritiyor. Et de kemiği birbirinden ayırıyor. Diyelim ki saklandığınız İnsanın, bir yerde. İnsanın, hocam yanlışsan beni düzeltin, iç organlarından eritmeye başlıyor değil mi? Böyle korkunç bir şey. Evet, evet. Bir de kemik de eti ayırıyor birbirinden. Çok yüksek derecede korkunç yanma ya. Var. Ama diyelim ki bir yere saklandınız. Yine kurtulma şansınız yok. Neden? Oradaki şeyden, gazdan zehirlenmek suretiyle bir yerde solumanız yeterli yani. Soluyarak ölüyorsunuz. Daha da korkunç yani. Dolayısıyla yasaklanmış bir silahtır. Şimdi bu neyi gösteriyor? İsrail hiçbir kurala uymuyor. Neden? Olabilecek bütün savaş suçlarını işliyor hocam. Hepsini zaten işliyor çünkü bebekleri... karşısında kimse yok. Bakın çok ilginç bir şey daha var. Acaba İsrail ile Rusya da anlaştı mı? Neden? Bakın burada Suriye girdi mi Lübnan'dan Golan tepelerine? Golan bizim demiyor muydu evet. Suriye? Ha, oradan geri çekiliyorlar. Rus askerleri nerede? Yok. Bir şey daha var. 11 gündür Rus Hava Kuvvetleri uçakları İdlib'i vuruyor. Buradan da tekrar buradaki Türkmenlerin Türkiye'ye kaçması için bir şey var. Yani şunu söylemek istiyorum. Lübnan'dan sonra Suriye de boşaltılıyor. Ve Şam yönetimi Türkiye'yle beraber olacağına maalesef bence İsrail'le beraber oluyor. Burada da bir ihanet var. Bilmiyorum ben yanlışsam benim gördüğüm bu. Bu İdlib'deki bombardıman. Buradan yani buradan dediğim yer neresi? Golan'dan geri çekiliyor şey. Suriye. Suriye ordusu çekiliyor, Hizbullah da çekiliyor. Demek ki bu arka kapı diplomasisi devam ediyor. Ama katliam, bakın